Peki sonra hangi tetikler diyelim? Diş mutlaka olmazsa olmazların arasında sonra kan testi mi ya da neler gerekiyor diye soralım size. Şöyle tabii ki hani rutin bir kadın doğum muayenesini her kadın gebe kalmadan önce mutlaka işte simir testi, cinsel aktivitenin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtiyse, gebelikte planlıyorsa bir simir testini mutlaka yaptırmalı. Rutin bir jinekolojik muayene, yumurtalık ve uterusun yani rahmin değerlendirilmesi mutlaka yapılmalı. Ardından da yaşa göre tabii ki meme muayeneleri, meme ultrasonu ve meme muayeneleri yapılmalı. Sonrasında da mutlaka kan değerleri gözden geçirilmeli. Az önce de söylemiştim, gebelik ve tiroid hastalıkları mesela. Bizim için gebelikteki tiroid değerleri sağlıklı bir gebelik için, düşüğün önlenmesi için, bebeğin tüm ilerideki hayatını, zihinsel fonksiyonlarını dahi etkileyeceği için, okul başarısını bile etkileyeceği için tiroid değerleri çok önemli. Mutlaka tiroid testleri, işte şeker, açlık ve tokluk şekerleri, kan değerleri ki gebelikte biz demir takviyelerini, işte vitamin takviyelerini sıklıkla kullanıyoruz. Bazal değerleri bilmeliyiz ki hangi ayda hangi vitamin takviyelerini başlayacağımıza karar verelim. D vitamini seviyeleri, B12 seviyeleri, demir düzeyleri, Guatr testleri dedim. Enfeksiyonlara ait parametreler, hepatit B, hepatit C gibi. Yine toksoplazma, işte CMV dediğimiz bazı paraziter hastalıklar var ki dışarıda işte bir salatayı yediğimizde de bizlere bulaşabiliyor. Evet. Kedi kakasından, hayvan besleyenlerde kedi kakasından, onun kumunun değiştirilmesinden bulaşabiliyor. Gebelik öncesi bu gibi durumların tespit edilmesi, dolayısıyla da gebelikte mi bir bulaş oldu, gebelik öncesinde mi vardı, sonraki kafa karışıklıklarını önlemesi açısından gerekli testler. Peki, şimdi her şey yolunda gidiyor ve artık anne gebeliğe hazır. Yönetmenimizden rica edelim. O güzel çıkışların hazırlanma safhası nasıl oluyor? Sesli veterimizin bir tanesini paylaşalım ekranda. Daha sonra da birlikte olacağız tekrar. Atlas ve annesi karşınızda. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Pardon. Ya nasılmış babası? Söyleyeceğiniz bir şeyler var mı öncelikle bana? Allah razı olsun. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Teşekkür Elinizle kollarınıza sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Güzel günler geçirdiniz. Yer yer yapacağım bir şey yapalım zaten. Şu an doğuyor yani. Bizim bir şey yok. Evet, böyle birkaç veterimiz daha güzel bir buluşma, kocaman bir ailenin başlangıcında. Artık Çiğdem hocamız diyor ki benim görevim devam edecek ama bundan sonra daha büyük sorumluluk size ait. Peki normal miydi? Sezeryan mıydı? Epidural miydi? Neydi? Bu anne nasıl hazırlandı? Eşiyle birlikte bir güzel yolculuğun içerisinde aslında siz de varsınız. Evet. Orada hiç ne epidural var ne hani ekstra bir müdahale var. Sadece işte basit ağrı kesici yöntemler. Çok tabii ki ağrıyı kesmek istemiyoruz. Epidural yapılmadıysa doğum sürecinin ilerlemesini engelliyor. Bu hastamızda da epidural dahil hiçbir şey yoktu. Çok sabırlı, güzel bir doğum gerçekleştirdi. Aslında o gün bu hikayesi biraz enteresan. O gün ben çok zorlu ve uzun süren bir ameliyattan çıkmıştım. Polikliniğe de kontrol için gelmişlerdi sadece. Ama biraz bebeğin sularının azalmış olduğunu fark ettik ve o yatması gerektiğini söyledim. Ben de hani biraz böyle yorgunlukla sonradan babayla konuştuk. Tabii itiraf ediyor bunları. Sizin dedi işte normale göre yüzünüz dedi asıktı dedi işte yatacak belki sezeryan olabilir falan gibi laflar ettiniz dedi. Ben de eyvah sonradan eşine demiş ki eyvah bu doktor bizi kesecek. Sezeryen yapacak kesin. Bak her zamanki gibi değil. İstersen gel başka yere gidelim gibi aralarında böyle Sohbet, konuşmuşlar. evet. Sonundaki benim hani bana söyleyeceğiniz özellikle bir şey var mı? Lafım ona istinaden söylenmiş. Yoksa böyle takdir tebrik beklediğim için değil, onun için söylemiştim. Var mı bana söyleyeceğiniz bir şey diye. Doğum gayet güzel ilerledi. Tabii ki doğumda şimdi hani bizler yol göstereceğiz kadın doğum hekimleri olarak. Destekleyen, işte onlara motive eden doğum
anında da işte onlara eşlik eden kişiyiz aslında. Ebelerimizle birlikte onların da varlığına bin teşekkür. Evet, evet kesinlikle. Sadece de dediğim gibi destekçisiyiz aslında. Asıl burada birinci başarıları, tebriği, takdiri hak eden annelerimiz. Sabrettiği çok güzel ilerledi doğum süreci. Sonrasında da bittikten sonra açıkçası ben hani onları bu yürüyerek çıkmak, dans ederek çıkmak nasıl çıktı dersen ilk zannediyorum Anadolu Ateşi'nde dansçı olan bir hastam vardı. Onun doğumuyla kendisi söylemişti. Yürüyerek çıkarız değil mi doğumhaneden hocam diye. Ben de yürüyerek ne demek sen dansçısın dans ederek çıkarız demiştim. Müthiş. O da var galiba VTR'ler arasında. Az sonra onu da izleyicilerimize hatta buluşturacağız. Hatta doğumu yaptıktan sonra koreografiyi falan kendisi hazırladı orada bize öğretti Ebe Hanım'la bana. Hep birlikte dans ederek çıkmıştık görelim onda da. Görelim peki yönetmenimizden rica edelim sıcağı sıcağına. O annemiz ve ailesi de ekrana gelsin ve dans ederek doğumdan yeni bir başlangıca doğru giden yolculuktan kendileri eğlenerek talep ediyorlar yani bunu. Ben ilk başladığında hani onların motive olması adına gördüm ki böyle yürüyerek çıkmak gerçekten kendilerine bir güçlü, özgüvenli, daha bir motive olarak hani ben de öyle çıkacağımı, ben de öyle başaracağımı yapmaya başladı kadınlar. Bu da benim aşırı hoşuma gitmeye başladı. Çünkü hani onları öyle özgüvenli bir motive görmek gerçekten çok sevdiğim bir şey. Kadınları güçlü görmeyi seviyorum. Kadınlar güçlü olmalı. Evet. Her daim, her koşulda ayakta durmayı bilmeli. Peki hocamızın dediği o dansçı annemizin de görüntüsünü ekranlara getirelim. Bakalım nasıl bir dans ve yeni bir doğumhaneden